sporcuları görüyoruz bayrak yarışı için. 4x100 için ekipler hazırlanıyor. Simay bu yılın öne çıkan isimlerinden biri. Simay Özçiftçi, evet. Gençlerdeki U18'de en önemli madalya umutlarından biri, Türkiye'nin yeni yeteneklerinden sprintte. 4x100'ün startı veriliyor değerli seyirciler. İlk değişimlere bakıyoruz. 4 numarada Fenerbahçe, yanında Enka. Burcu Erdemir Simay'a devrediyor. Enka önde. Şevval'in bir hata var Fenerbahçe'de. İkinci değişimler yapılacak. Genç İzmirli atlet Simay bayrağı devrediyor. Üçüncü sporcular şu anda bayrağı aldı. Birazdan son düzlükte olacaklar. Enka'nın liderliği var. Fenerbahçe bastırıyor. Elif Polat son düzlükte Enka adına bayrağı alan isim değerli seyirciler. Derya'nın yetişmeye çalıştığını görüyoruz ama çok geride kaldı. Elif Polat çok önde, müsabakayı kazanıyor. 8 puan Enka'ya gidiyor. Yaşındaydı jimnastiğe başladığında. Başlamasına şöyle karar verdik. Çok hareketli bir çocuktu. Küçüklüğünden beri sürekli koltuk tepelerinde gezen, ellerinin üstünde yürümeye çalışan, bacaklarını açmaya çalışan çok esnek bir çocuktu zaten. O arada da bir akrabamız sağ olsun, bir Simay'ın eniştesi, ya bu çok çocuk çok hareketli, bir şekilde yönlendirelim, yazık olmasın diye bir ön ayak oldu sağ olsun bize. O dönemde de Şavkar'ın adını duymuştuk. Hatta bir gün bir pazar günü pazara giderken Bahçeli Evler Şubesi'ne bir bırakalım dedik Simay'ı. Bıraktık. Sonrasında hatta o zamanlar Yılmaz Hoca, kulakları çınlasın, eşiydi orada antrenör olarak. Bıraktık Simay'ı. Pazar dönüşü alacağız, amacımız o. Ancak döndüğümüzde Simay ağlayarak ben gelmek istemiyorum dedi. Daha sonra sürekli gitmeye başladık. Haftanın 5 günü, 6 günü. Benim vaktim bol olduğu için orada bekliyordum Simay'ı 4-5 saat. Sonuçlar aldık, güzel sonuçlar aldık. Simay bizim ilk sporcularımızdan, Türkiye şampiyonu olan sporcularımızdan ama atletizmde daha başarılı olacağına inandığımız için biz Simay'ı atletizme yönlendirdik. Şu anda ilk yarışmalara başladığında kendi yaşından büyüklerle yarışıp Türkiye şampiyonu olup dereceler elde etti. Katıldığı ilk yarışmalardan itibaren rekorlar kırarak milli takıma giriyor Simay Özçiftçi. Ve şu an olimpiyat barajında kovalayan sporcularımızdan ve gerçekten de çok daha büyük başarılar beklediğimiz sporcular. Yaşta Bolular, İstanbullular, Ankaralar derken küçük sırtında çantasıyla gider biz de peşinde takılırdık. Sonrasında 9 yaşındaydı, bir gün bir artistik paralelde düştü yarışmasında. Çok korktuk açıkçası, boynunun üzerine düştü. O bizi bayağı bir endişelendirdi. Sonra dedik ki biz anne baba olarak yok. Yani artık olmasın, devam etmesin. Sonra bizi şöyle yönlendirdiler sağ olsunlar. Çok hızlı olduğunu, hızını kontrol edemediği için düştüğünü söylediler. Ne olur hani bu kadar başarılıyken ara vermeyin, devam etsin. O zaman atletizme yönlendirin dediler. Orada da Enka sağ olsun Taner Hoca ile bizi tanıştırdı. Onun sayesinde daha iyi oldu. Simay zaten iyiydi. Taner Hoca sayesinde daha da iyi oldu. 3 senedir Simay ile birlikte çalışıyoruz. Her geçen sene üstüne koyarak devam ediyoruz. Bu sene 12 saniyenin altında koştu, en iyi derecesini koştu 100 metrede. 200 metrede de en iyi derecesini koşup 24.52 koştu. 7 senedir atletizm yapıyorum, çok seviyorum. Sprinterim, 100-200 metre koşuyorum. Branşımı da çok seviyorum. İlk defa milli formayı burada giydim. Çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu. Ülkemi orada temsil etmek.
İlk defa Bulgaristan'da uluslararası bir yarışta ülkemi temsil ederek milli takım formasını giydim. Geçen haftaki Ukrayna'da üçlü turnuvada tekrar 100 metre ve İsveç bayrak koşarak ülkemi temsil ettim. Simay Özçiftçi çok yetenekli bir sporcu. Genlerinde de var Simay'ın. Geldiğinde hızlıydı. Türkiye'nin en hızlısıydı geldiğinde de. Şimdi de hala geçilmiyor. Her sene daha iyi dereceler yapıyor. Bu sene 11.95 100 metre derecesi. 12 saniyenin altında bir derece elde etti. Başarılı olmamı öncelikle ailemin desteğinin olduğuna inanıyorum ben. Küçük yaşlardan biri okuldan her gün alıp, son iki derse girmeyip okuldan alıp antrenmana götürüyordu babam. 4 saat, 5 saat, saatlerce beni orada bekliyordu. Sonra tekrar eve gidiyorduk. Her günümüz böyle geçiyordu. En önemli şey aile desteği. Babamızın işi rahattı. O anlamda ona çok büyük destek verebiliyordu götürüp getirme anlamında. Babası tostunu, eline muzunu, sütünü hazırlar. Arkada emniyet kemeri takılı, yemeklerini yer ve antrenmana gider. Her gün, cuma akşamı hariç. Simay'ın, biz bütün yarışlarına gittik. Türkiye'deki bütün yarışlarına gittik. Anne, baba, babaanne, anneanne, dede hepimiz... Hep beraber ailece gittik oraya. Bizi çok gururlandırdı. Mutluluk verdi. Avrupa'ya gidemedik ama yarışmalarını seyrettik. Onun İstiklal Marşı okutması bize çok büyük gurur verdi. Mutluluk duyuyoruz. Simay'ın yanındayız, arkasındayız istediği sürece. Artık milli takım yarışlarına başladı, milli formayla koşmaya başladı. O çok gurur verici bir şey. Yani bir anne baba olarak çok gurur verici. Keşke Allah herkese yaşatsın böyle güzel duygular. Fakat Simay'ın buralara gelmesindeki en büyük neden bence çok hırslı bir çocuk. Simay küçücük yaşından beri, yani 5 yaşındayken de 6 yaşındayken de onu birisi geçmemeliydi. Yani birisi geçtiği andan itibaren surat düşer, sinirlenir. Yani ve ben bunu bu kadar hırsızın olmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum aslında. Hani bunu biraz törpülemesi gerektiğini düşünüyorum bir anne olarak ama bunu da buraya getiren en büyük nedenin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar hırsı olmasaydı bu kadar da başarılı olamazdı diye düşünüyorum. Yani Simay başkasıyla değil, kendi kendiyle yarışıyor. Bizim için en önemlisi o. Her zaman birincilik kürsüsünde, yani uzun yıllardır Simay zaten hep bir. İsveç bayrakta rekor kırdık. Birinci adam 100 metre, ikinci 200, 300, dördüncü adam ise 400 metre koşuyor İsveç'te. Ben iki tane rekor kırdık, Türkiye rekoru kırdık. İkisinde de ikinci adam koştum, 200 metre. Maddi anlamda bile bize hiç külfeti yok. Ekonomik anlamda kendi kendine yeten bir çocuk. Yaklaşık 11 yaşından beri gerek bursu, gerek kulübü, gerekse başarılarıyla almış olduğu küçük küçük ödüller ya da tohum sporcusu, oradan aldığı katkılar sayesinde ekonomik anlamda gerçekten kendine yetiyor. Bırakın kendine yetmesini. Şöyle bir şey yaşadık bu yıl Simay'la, o bizi aile olarak, anne olarak beni çok gururlandırmıştı. Kendisi öncelikle 2 yıldır %100 burslu okuyor. Okul olarak da kendi kendine yeten bir çocuk. Ona bu anlamda da hiçbir desteğimiz yok. Eğitim, yemek %100 burslu okuyor. Fakat kardeşi ilkokul 1. sınıfa başladı. Kardeşini okul konusunda nereye verelim, okul araştırmaları yapacağımız dönemde bana şöyle bir teklifle geldi. Anne, eğitim iyi olsun. Bu konuda gerekirse ben bile destek olurum kardeşime diye. Bu gerçekten o bu yaşta olan bir çocuktan beklenebilecek bir davranış değildi. Simay evet 15-16 yaşında
Ancak inanın bana 25-26 yaşındaki bir olgunlukta davranan bir çocuk. Bu her anlamda böyle. Gerçekten çok azmetti, çok çalışıyor. Kendi kızım diye söylemiyorum ama çok fedakarlık ediyor. Yaşıtları dışarıda tatil yaparken Simay sürekli sahada. Bu yıl milli formayı giymeye başladı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katıldılar. En büyük idolü ablalarıyla birlikte bayrak koştu. Çok gurur verici bir olaydı. Orada İstiklal Marşı'mızı okuttu ve ağlayarak dinledik. Yani bir anne olarak bizi en büyük etkileyen olaylardan bir tanesi bu. En yakın hedefim 2020'deki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası. Yani tabii ki de daha yaşım çok küçük. Bunları konuşmak için de çok erken. Ama her sporcunun hayali gibi en büyük hayalim olimpiyatlara gitmek. Orada güzel dereceler çıkarmak. Bir Türk olarak olimpiyatlarda kızımı görmek, kendi istediği branşta %200'de olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırsın inşallah. En büyük hedefim bu.